Ailemize karşı olduğu kadar akrabalarımıza karşı da bazı sorumluluklarımız vardır. Gelin onlar için kullandığımız sözcüklerin dilimize nasıl girdiğine bakalım. Dayı, teyze, amca, hala. Annenin erkek kardeşini tanımlamak için kullandığımız dayı kelimesi teyze kelimesiyle kökteştir. Eski Türkçe'de tagay olan sözcük, yeni Türkçe'de dayı kelimesine evrilmiştir. Annenin kız kardeşini tanımlamak için kullandığımız teyze kelimesi ise eski Türkçe'de tagay ve ece kelimelerinin birleşiminden oluşur. Ece, saygın kadın demektir. Dayının kız kardeşi olarak kullanılan sözcük, zamanla annenin kız kardeşi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Babanın erkek kardeşini tanımlamak için kullandığımız amca sözcüğü ise eski Türkçe'de aba ve içi kelimelerinin birleşiminden oluşur. Babanın kız kardeşini tanımlamak için kullandığımız hala kelimesi ise esasen babanın değil, annenin kız kardeşini tanımlamak için kullanılırmış. Hala dilimize Arapçadan geçmiştir. Hala sözcüğüyle eş anlamlı olarak yöresel ağızda bibi kelimesinin de yaygın olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir de doğuştan değil, sonradan edinilen akrabalıklar vardır. Onları edinmek içinse tek yapmamız gereken evlenmek. Evlilikle birlikte başlayan akrabalık ilişkilerini ise bir başka bölümde inceleyeceğiz. Lafla... Sanırım akrabalarım geldi, ben onları bekletmeyeyim. Laf lafı açsın, sohbetiniz eksik olmasın. Hoşça kalın.